Arkadaşlar nasılsınız? Nasıl gidiyor? Warzone'a yeni peç geldi. Peçte bayağı değişik değişiklikler var. Bazılarını önceki videolarımda talep etmiştim. Yani tabi bu hani yorum olarak. Ki demek ki çoğu insandan böyle bir şey geldiyse bazı şeyler düzelmiş. Güzel, güzel şeyler var. Aa, bir bakalım. Evet Warzone'da şu an bizde hangi oyun modları var? BR Solos var. Yani bir kişinin gireceği Oyun 3 e, kişinin gireceği, 4 kişinin gireceği ve Blood Money var 4 kişinin gireceği. Bunun dışında armur Box gelmiş. E, bu bence mantıklı olmuş hani şey yapıyorduk ya Böyle birkaç kişiye gidip e, herkes kendine armur alıyordu. Bunun yine bir tane armur Box alıyorsun e, ve bu herkesin direkt e, Armor'unu tazeliyor, yeniliyor yani. Bu bence gayet iyi olmuş. E, zaten bunu şeyde de bulabiliyoruz yani loot olarak da oyun içinde bulabiliyoruz. Evet, bu çok iyi olmuş. Bunu videomda da dile getirmiştim. E, Most Wanted geldiği zaman bounty'leri kaldırmışlardı. Şu an bütün hepsi geri gelmiş. Bu bence mantıklı olmuş. Loot'larda yeni loot gelmiş. E, Legendary, yani turuncu item, SKS. E, onun dışında blue printler gelmiş. 5 adet. Okey, Gulaktan shotgun'ı kaldırmışlar. Sadece bu aşağıdaki silahlar gelecek e, gula indiğimiz zaman random bir silah geliyor ya burada şatkanlar tamamen kalkmış. Yani okey. Okay. buraları geçiyorum. Buralar genelde e, Warzone'la alakalı olmayan taraflar. Evet burada silahlar var. Silahlardan bahsedelim biraz. Renetti e, silahlarda çok fazla değişiklik var bu arada bufflar var nerfler var buff biliyorsunuz iyileştirme nerfte e, düşürme yani silahın skin'i düşürmek diyebiliriz. Renetti'de ne yapmışlar? Reduce to max ammo reserve. Ee, ammo sayımızı yani mermi sayısını düşürmüşler. Burst modda böyle üçer üçer vuruyorsunuz ya tırt 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 diye gönderiyorsunuz. Onda e, hip speed increase, hip hip dediği şey namussuz ateş etme. Onun hızını arttırmışlar. Ama e, vurduğu hasarı azaltmışlar. Yani bir buff var, bir de nerf var. Onun dışında Akimbo ve MK3 Burst modundayken verilen hasarı düşürmüşler. Nerflenmiş. Fold'a ADS time'ı düşürmüşler. Bu asa buff yani e, namlu normal sesi fire'dayken Namlu'ya geçiyorsunuz diyor. Namlu'ya geçiş süresi 2 saniye ise onu düşünmüşler. Yani daha kısa sürede e, nişan almış olacaksınız aslında. Scar'da da aynı şey var. Low Load Ammo Count for Loading Warning On Belt Fed LMG Bu şey gibi geldi bana. E, belli bir sayının altına düştüğü zaman mermimiz bize mermiyi yenilemek için bir uyarı falan var mıydı ya? Aşağıda falan. Tam emin olamadım. Şu an kontrol edemiyorum. Kontrol eden varsa yazarsa süper olur. Ama çok büyük bir olay değil gibi geldi bana. E, sniperlarda penaltı düşürmüşler. Uzun süre e, uzun süre biz sniperla nefesimizi tutuyoruz. Ondan sonra silah böyle bir kendinden geçiyor. Onun kendinden geçmesi seviyesini düşürmüşler. Ne kadar düşür tabi bilmiyoruz. Onun dışında fix for the level 34 unlock of showing the merge grip. E, level 34'te e, for grip'in açılması ilgili bir sıkıntı vardı galiba. Bunu düzeltmişler. E, Velaki da rate of fire. Yani daha kısa sürede daha çok mermi göndereceksiniz. Close damage range. Yakın mesafeden vurulan hasarı arttırmışlar. 12 GOG beraber. beraber. Altiligop Barrel Attachment. Bu ikisi Attachment. E, Bunda da e, vurulan hasarı arttırmışlar. Hasarın, evet, range'ini arttırmışlar. Holger'da e, hareket hızını arttırmışlar. Yine Improvement e, ADS tabi gibi e, normal hipten ADS'e geçerken ki süre kısalmış. Yani iyi bir şey buff. Recoil Reduction. E, recoil ile ilgili biliyorsunuz videoda çekmiştim. E, onu da e, bu videoda yukarıda görebilirsiniz. Link olarak. E, Recoil'i düşürmüşler. Bu buff tabii ki de. E, Holger'ın attachment'ları ile ilgili birkaç değişiklik var. FTX 8.98'de ADS time improvement var. Yani iyileştirme buff var. E, hızlı hareket etme var. Hip spread'i düşürmüşler. Hip spread. Bu şu oluyor. Ee, namluya geçmeden ateş ettiğiniz zaman mermi bir alana dağılıyor. Bu dağılan alana düşürmüşler. Yani bu iyi bir şey aslında. Buna da buff diyebiliriz. XRK Ultralight Barrel Improved ADS Time. ADS Time düzenlenmiş, ee, arttırılmış, güzel olmuş. E, 30 round magazine, ee, 30'luk mermi. Sprint out time Sprint out time. Bu şey belli bir süre biz hızlı koşabiliyoruz ya ondan sonra duruyor. Bunu bence düzenlemişler. Yani daha uzun süre koşabileceğiz. Bu buff. ADS time improvement var. Güzel. Ve daha hızlı koşacağız. Hip sprint profile. Burada profile de ne demek istemiş bilmiyorum. Yani hip sprint profili. Improvement dediğine göre iyi bir şey. Yani biraz önceki gibi HIP Sprint e, nişan almadan bu mermilerin gittiği alanı e, Improve etmişler daha nokta daha kısa bir alana gidecek herhalde öyle anlıyorum ben buradan Not Sprint Out Time Evet e, bu Buff Hızlı Koşma Buff HIP Sprint reduce HIP Sprint Okey bu da Buff Improve ADS Time bu da Buff Uh, Stip Grip de Improved ADS time. bu da buff. Onun dışı neler var? Fix for Bug. Uh... Aa böyle bir şey var mıydı ya? Burada şöyle bir e, sorun varmış. Bilmiyorum siz hiç karşılaştınız mı? Eğer en son en son circle yani en son yuvarlak kapanırken gazda eee uh... Geri getiren kişi gazdan immun oluyormuş. Böyle bir bug varmış. Helal. Bunu düzeltmişler. Ee, kulakta kalıp oyunun başına kadar kulakta kalıp bekleyen insanlar oluyormuş. Bunu evet duymuştum. Bunu düzeltmişler. PC'de bir bug varmış. Gaz maskesi biz gazdan kaçarken gaz maskesi takılıysa ve araca bindiysek bir ekranda bir görsel problem oluyormuş sanırım. Gaz maskesi takılı kalıyormuş. şunu düzeltmişler. E, squat field e, pardon BR South yani sola girerken squad field işareti vardı. O çok saçmaydı zaten. Onu kaldırmışlar. Sesle ilgili bir sürü problem vardı. Bu son peşte geldi. Bunu düzeltmişler. Evet. RPG kill reduce for players with full armor. RPG'ye bir nerf geleceğini söylemiştim zaten. Bu şu demek oluyor ama. E, full armorlu birini e, Öldürmeniz, yine öldürebiliyorsunuz demet yani vurulan ile ilgili bir problem yok ama daha Adamın dibine atmanız lazım yani biraz daha Adamın çok uzağına atıp Çok uzak demeyelim de yani belli mesafesine atıp yine öldürebiliyorduk e, Şu an bunu düşürmüşler yani bu sefer tam e, karşı kişinin oraya atmanız lazım Daha isabet atışlar gerekiyor Final Sorgun şöyle Şöyle şey çok oluyordu en son işte adamlar gidip haritayı açıyorduk ya bu görevleri yaptıktan sonra adamlar gidip son halka nerede oraya pusuyordu. Ee, bunu engellemek için artık son halkanın hareket edeceğini söylüyorlar. tabii nasıl bir hareket bilmiyoruz ama en azından insanlar pusup bir yerde beklemeyecek. Buradan onu anlıyorum. Eee... Most Wanted'ı 5 dakikadan 3 dakikaya düşürmüşler. Bunun da çok uzun bir süre olduğunu dile getirmiştim ben. De. Demek ki herkes aynı fikirde. Shield Turret e, var. Bunu Armor boxla değiştirmişler. Satın alma istasyonunda. Shield Turret. Shield Turret'i kullanan bilmiyorum var mı? Yok. Arkadaşlar genel olarak e, gelen e, güncellemeler bunlar. Hem buff'lar var, nerf'ler var. Bazı bazı e, Fiksler de var. Siz ne düşünüyorsunuz? E, yorumlarınız nedir? Ben şu an oyuna giremedim için test edemiyorum. Hala bilgisayarı bekliyorum bildiğiniz gibi. E, siz farklı şeyler de görürseniz burada bazen çünkü bahsettiğim yani eşlikler de oluyor. Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca hala abone olmamış arkadaşlar varsa bu fırsatı kaçırmasınlar. Abone olup e, videolarımı takip edebilirler. Kendinize bakın.